Merhabalar, 25-26 Aralık Sapanca 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinizi tanıtır mısınız? Nereden katılıyorsunuz? Tabii. Mesleğiniz nedir? Rümeysel Kayabaşlı, ben İstanbul'dan katılıyorum. Rehber öğretmenim. Öğrencilerin sıkıntıları dinlemekten, kendi hayatımdaki olumsuzlukların gitmesiyle alakalı bu taşlarla tanışmıştım. Sonrasında Bergin Dal'la tanışmış oldum. Nasıl tanıdınız Bergin Hanım'ı? İnternetteydi, Oylum Talib'le program yapmıştı, Derya Baykal'a çıkmıştı. Medyadan takip etmeye çalıştım. İnsanın böyle içine silmesi çok önemlidir ya, o yüzden evet. Bergin Hanım'da o samimiyeti çok fazla hissettim. Ve eleştirileri tolere etmesi, hiç kimseye olumsuz cevap vermemesi, olumsuz anlamdaki geri dönüklerde. Bu benim ilgimi çok çekti yani, erdemli bir insanda özellikle olumsuzu tolere etmesinden dolayı çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendisine de ifade etmiştim. Bu şekilde tanıdım, medyadan da takip etmiş oldum. Bu şekilde. Taş aldınız mı, ürün aldınız mı daha doğru söylesem? Evet aldım. Bütün çevremdeki herkese de aldırdım. Faydasını gördünüz mü? Niçin almıştınız? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Pandül aldım. Kalbimle alakalı çarpıntım vardı. Aventurin taşı aldım. Kalp çakrasıyla da bağlantılı olduğu için aventurin taşı geldi daha doğrusu. Kalbimi çok rahatlattı. Mührelem aldım. Akik aldım. Kalbimi çok fazla attırdı. Sonrasında bedenimde acaba ne oluyor dedim. Doğru almadım mı diye düşündüm. Sonrasında ben zaten şifalanıyormuşum. Evet. Akabine zaten doğal bir taş olduğu için ve akik taşımak sünnet zaten bunu da biliyorum. Evet. O yüzden bedenime çok şifa olduğunu hissettim. Bana çok iyi geldi. Olumlamalar yaptım. Bilinçaltımdaki olumlamalarla da bilinçaltımı da çalıştırmaya çalıştığım için hani genel anlamda bana çok iyi geldiğini hissettim. Zaten bir şeyin iyi gelip gelen birinin kalbini size söylüyor. Söylüyor. O yüzden çevremdeki arkadaşlarıma da onu diyorum. Yani size iyi geliyorsa bu doğru bir şeydir. Eğer iyi gelmiyorsa değildir. Lütfen çok kalbinizi doğru. Dinleyin. Bu şekilde. Çok doğru. Ondan sonra eğitime gelmeye karar verdiniz ve hoş geldiniz. Bu zamandan beri karar vermiştim. Bugün oldu bugün ama her şeyin bir zamanı varmış. Evet. O yüzden buradan gelecek arkadaşlara da söylemek istiyorum. Kesinlikle her şeyin bir zamanı var. Her şey olması gereken zaman diliminde oluyor. Çok doğru. Geldiğim için de çok mutluyum. Biz de çok mutlu olduk sizi tanıdığımıza. Biz de emeğinize sağlık. Sizin de buyurun. Eğitimi anlatabilir misiniz? Sizin için nasıl geçti? Dolu dolu mu geçti? Eğitim öncesi nasıldınız? Şimdi evet. Neler hissediyorsunuz? Şimdi şöyle eğitimde yani bir enerji çok farklı bir enerji çeşidi gerçekten. Çevremizde olan o aura dediğimiz bazı insanlarda çok itici güç oluşturan, bazı günlerde çekim gücü oluşturan enteresan bir şey yani görmeden hissettiğimiz bir şey. Yani ayak altından yağlamadan tutun, bir enerji denemesi, o bedeninizdeki o enerji akımını hissetmeniz, bedeninizin reaksiyon vermesi, böyle videoda gördüğünüzde vakit farklı geliyor. Nasıl yani, nasıl insan işte ileri gidip geri gidebilir vesaire şeklinde ama yaşayınca acayip deneyimliyorsunuz. Müthiş bir deneyim bence. Çok güzeldi. Yani genel anlamda gönlümü çok huzurlu hissediyorum. Çok güzel bir eğitim, herkesin almasını tavsiye ederim. Taşlı tarzsız bir enerjide neler hissettiniz peki uygularken de? Taşlıda, taşları elime aldığım zaman diliminde böyle taşın elinize attığını hissediyorsunuz. İlginç bir şekilde kalp atışı gibi atışı oluyor. Ben zaten taşların bir hafızası olduğuna inandığım için hani kristal ve türevi olduğu için aynı su gibi, aynı şeker, tuz gibi belki o kodlanma özelliği olan taşlar da öyle olduğu için kesinlikle reaksiyon veriyor ve elde atışını hissettim. Çok güzeldi. Son olarak Bergin Dal deyince aklınıza ne geliyor ilk olarak? Bergin Hanım çok egosuz bir insan gerçekten. Eğitimde çok içimizdeydi her zaman. Hepimizle tek tek ilgilenmeye çalıştı. Hiç kasılacak bir ortam yoktu. Çok rahattı. Eğitim ortamı da çok önemli çünkü tabii. Diye düşünüyorum. Çok rahat ettim. Kendi evimde gibiydim. Çok rahat. İşte gidiyoruz bir şey atıştırıyoruz, geliyoruz ortamda aralarda vesaire derken çok keyifliydi. Bergin Hanım da ilgisinden çok memnun kaldım gerçekten. Ona emeği için teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir eğitim verdi ve bizi aldık.